Merhaba, bu videoda size Minecraft'ta işinize yarayacak en iyi kısa yolları göstereceğim. Ama ondan önce Discord sunucuma gelmelisin. Çünkü burada kimse yok. Tamamen yalnız. Tek başıma. Sadece ben ve botlar. Ne yapıyorsun kanka? Şimdi ilk kısa yolumuz oyun sohbetini temizlemek için. Eğer oyun sohbetiniz gereksiz şekilde kirlendiyse F3 ve D tuşlarını aynı anda basarak oyun sohbetinizi silebilirsiniz. 2. Canlıların hitbox'ını görmek için F3 ve B'ye aynı anda basın. Bununla beraber nereye vuracağınızı daha iyi görebilirsiniz. 3. Hileyle böyle kılıç alacaksınız ama kılıcın item kodunu bilmiyorsunuz. Google'a gidip aratmak yerine F3 ve H'ye basarak item kodlarını görüntüleyebilirsiniz. Bununla da çok istediğiniz 12K kılıcınızı alabilirsiniz. Ayrıca eşyalarınızın canına da buradan bakabilirsiniz. 4. Komut yazarak oyun modunu değiştirmekle uğraşmak yerine F3'e basılı tutarken F4 tuşuna basın. Ayrıca F3'e basılı tutarak F4'e bir kere bastıktan sonra oyun modunu fareyle de seçebiliyorsunuz. 5. İtemleri böyle tek tek göndermek yerine bir tanesini alıp Shift'e basılı tutarak aynı itemin üstüne gelip 2 kez sol tık yapman yeterli. Bu yöntem hem daha kolay hem de daha etkili. 6. Sandıkları bir item ile doldurmak için genelde faremizin orta tuşuna basarak itemleri kopyalama yöntemini kullanırız. Bunun yerine önce bir itemi alıp sonra orta tuşa basılı tutarak sandığa yayın. Bu yöntem daha etkili. 7. Dünyanızda keşif yaparken bir köy veya tapınak buldunuz. Daha sonrasında buraya tekrar gelmek için F3 ve C'ye basıp koordinatları kopyalayabilirsiniz. Daha sonrasında tekrar gelmek istediğinizde sohbeti açıp CTRL V'ye basmanız yeterli. 8. F3 ve N'ye basarak bulunduğunuz oyun modundan seyirci moduna rahatlıkla geçebilirsiniz. Tabii bu da bir seçenek ama 4. yöntem daha kolay gibi. 9. F3 ve T'ye aynı anda bastığınızda tüm dokuları, sesleri ve kaynak paketlerini yeniden yükleyecektir. Tek sürü pek yapanlar için işe yarayacak bir kısa yol. 10. Oyunda yüklenmeyen çaklarınız varsa F3 ve A'ya basıp bunları tekrar yükleyebilirsiniz. Belki bu sorunu çözer. 11. Yaratıcı modda araç çubuğunu kaydetmek için C ve 1 sayıya basıyoruz. Mesela ben bu araç çubuğunu kaydetmek için C ve 1'e aynı anda basıyorum. Bu araç çubuğu 1'e kaydedildi. X ve 1'e aynı anda basarsam kaydettiğim araç çubuğu gelecektir. Kaydettiğim araç çubuğunu görüntülemek için envanteri açıp kaydedilen araç çubuğu sekmesine gelmem yeterli. Bunu yapıları daha kolay yapmak için kullanabilirsiniz. Örneğin 1'e taşları koyarsınız, 2'ye odunları, 3'e camları filan. Umarım anlamışsınızdır. 12. Bazen Minecraft oynadığımız yerde metin okuyucu açılır ve bunu kapatmak için ayarlara gidip sohbet ayarlarından bunu kapatırız. Bu şekilde kapatmaya hiç gerek yok. Ctrl ve B tuşlarını aynı anda basarak metin okuyucuyu açabilir, sohbet veya sistem okumasını sağlayabilir ve kapatabiliriz. Bunun kendi kendine açılmasının sebebi de büyük ihtimal sizinle alakalı. 13. Sunucu listesinde sunucuları düzenlemek için bir sunucu seçip Shift'e basılı tutarak ok yönleriyle yukarı veya aşağıya hareket ettirebilirsiniz. Bu yöntem mouse ile düzenlemekten daha etkili ve daha hızlı bir yöntem. 14. Minecraft'ta koşarken CTRL'ye basılı tutmak zorundayız. Bu bir süre sonra serçe parmağımızın ağrımasına neden olabiliyor. Ayarlara gelip kontroller kısmından koşma seçeneğini aç kapa yaparsak CTRL'ye bir kez basmamız yeterli olacaktır. Bundan sonra W her bastığımızda otomatik olarak koşacaktır. 15. Seçmek istediğiniz bir bloğu envanterinizde aramak yerine o bloğa bakarak farenizin orta tuşuna basmanız yeterli. Envanterinizi açarak kafanızı bulamaya hiç gerek yok. Ayrıca bir sandığı kopyalamak için CTRL'ye basılı tutarak farenizin orta tuşuna basıp sandığı kopyalayabilirsiniz. Sandığın açıklamasına bakarsak NBT yazdığını görürüz. Bu normal bir sandığa göre daha fazla veriye sahip olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden bu sandığı yere koyduğumuzda buradaki sandıkla tamamen aynı içeriğe sahip oluyor. Ve bu sadece sandık için geçerli değil. Fırınlarla veya varillerle ya da aklınıza gelebilecek tüm itemlerle aynı şekilde çalışıyor. Mesela tabelalar. Bir tabela alırsak ve ona like at yazarsak, CTRL'ye basılı tutarak onu kopyaladığımızda elimizde like at yazan bir tabela olur. Neler yapabileceğiniz size kalmış. Şimdi herkesçe fazla bilinen kısa yollara geçelim. 1. Zırhları giymek için envanterini açmaya gerek yok. Zırh elindeyken sağ tık yapman yeterli. 2. İtemleri daha hızlı transfer etmek için Shift'e basılı tutarak sol veya sağ tık yapmanız yeterli. Bu aynı zamanda zırhları envanterde sürüklemeden giymenin başka bir kolay yolu. 3. Yaratıcı modda bir itemden 64 tane almak için o iteme farenin orta tuşuyla basmayı deneyin. 4. Birden fazla eşyayı tek tek atmak yerine CTRL ile Q'ya basarak hepsini birden atabilirsiniz.
5. Birden fazla eşyayı sandığa veya envantere yaymak için farenin sağ tuşuna basılı tutarak fareyi gezdirmeniz yeterli olacaktır. Eşit parçalar şeklinde yaymak istiyorsak bu sefer farenin sol tuşuna basmalıyız. Aynı zamanda sandığa veya envantere yayılmış eşyaları tek bir yerde toplamak için o eşyanın üzerine gelip 2 kez sol tık yapmamız yeterli. 6. Envanterinizi temizlemek için eşyayı sil butonunun üzerine gelip shift'e basılı tutarak mouse'un sağ veya sol tuşuna basıp envanterinizdeki tüm itemleri silebilirsiniz. 7. Envanterinizdeki itemleri ana envantere sıralı bir şekilde dizmek için itemlerin üzerine gelip klavyedeki sayı tuşlarına basabilirsiniz. 1'e basarsam 1. slot'a gidecektir, 2'ye basarsam 2. 8. F tuşuna basarak ikinci elinize başka bir item alabilirsiniz. Aynı zamanda bu eli kullanabilirsiniz. Yemek yemek için veya blok koymak için. 9. Bir komut yazmak için sohbeti açıp slash koymanıza gerek yok. Klavyenizden nokta tuşuna basarsanız sohbetiniz otomatik olarak slash koyulmuş bir şekilde açılır. 10. Oyunu kapatmak için Alt ve F4 tuşlarını aynı anda basmanız yeterli. Her videomda da söylediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunlar beni motive eden şeyler. Bana destek olmak için videoyu paylaşmanız yeterli. Ama en önemli olan like ve izlenme süresi. Kanalımı asıl etkilen şeyler bunlar. Eğer videoyu like atıp çıkıyorsanız veya başını izleyip kapatıyorsanız lütfen bunu yapmayın. Ya videonun tamamını izleyin ya da hiç izlemeyin. Bunlar kanalın önerilmesini engelleyen şeyler. Eğer video sizi sıkıyorsa bunu yorumlarda lütfen belirtin ki kendimi geliştireyim ve size daha iyi videolar yapabileyim. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Benimle veya sunucumdaki botlarla sohbet etmek için Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.